şimdi Ayasofya Camisi açıldı açılmaya ama CHP'nin içerisindeki bir türlü bu Ayasofya hazımsızlığı bir türlü dindirilemedi. Bugüne kadar Ayasofya'nın açılmasına karşıyız diyemeyen, ikide bir de bak bunu diyemeyip de bin türlü laflar türeten, yok Avrupa ne der, yok Batı ne der, yok dünya bize nasıl bakar, hangi gözle bakar, gerek mi var, turizmde bu kadar hani gelir elde ediyorsun, insanlardan para kazanıyorsun, şöyle oluyor, böyle oluyor, katkısı şu, bu diye binlerce her türlüsünden, yok mirası, hani tarihi miras, yok bu bir eser, yok UNESCO ne der, yok hani zarar görür, yok hani cami olursa yani ekonomik hani zarar uğrar, buna benzer her gün programlarda, televizyonlarda cami olmasın diye binlerce dolaylı dolaylı haykırdılar. Ekrem İmamoğlu Yunanistan medyasına bağlanarak, bak bağlanarak, gerek mi vardı, pandemiydi, dünyanın başka sorunları var, şimdi hani bu siyasi konu olmaması lazım, siyasete alet edilmesi falan filan diye bin türlü kıvıra Ayasofya'nın cami olmasını bir türlü hazmedemediler. Biz İslam'a hani hoşgörüyle bakmıyoruz, hani biz İslam'ı istemiyoruz diyememeleri sebebiyle, yani bunu söyleyemediklerinden dolayı Ayasofya'nın cami olmasını bir türlü kabul edemediler. Ayasofya açıldı ve gitmediler de. Bakın Ayasofya açılma izni çıktıktan sonra da Danıştay kararıyla Halk TV'nin televizyon programında bir videoyu bak size yayınlayacağım. Eğer biz burada anlattığımız zaman ne diyorlar bize? Biz öyle demek istemedik. Siz bizim sözümüzü çarpıttınız. Siz bizi hani yanlış başka değişik ifadeler kullanarak bizim söylemek istemediğimiz şeyleri kendi zihninizle, beyninizle yorumlayarak kendiniz yorum katarak öyle bir takım sapır saçma şeyler anlatıyorsunuz diyorlar. İzleyin şimdi videoyu arkadaşlar. Bakın izleteceğim. Ondan sonra göreceksiniz ki ne bunların İslamiyet'e nasıl bakış baktıklarını. Bakın bugün bir takım haberler okudum. Bu çok kötü. Mesela zemini halıyla kaplanacağı için söyleniyor. Hani tamam orada namaz kılınırken bir takım görsellerin hani perdeyle kapatılması falan, onların korunması tamam, ama o zemin de tarihi bilir. Yani o zemini bir şeylerle kaplayıp üzerine ve o kadar çok kalabalık girip çıkmasını sağlarsanız oraya korumaş olmazsınız. Peki, ki oraya saygı duymuş tam olmazsınız. Tam o noktada şunu soralım. Madem Fatih Sultan Mehmet üzerinden gidiyoruz, onun vasiyeti, onun vakfı, onun kılıç hakkı ona ait. Yani Fatih'in, Hayri Kırbaşoğlu Hoca'nın dediği gibi İslamiyet ne dedi noktasından yürümüyoruz da Fatih ne dedi noktasından yürüyoruz. Oradan devam edelim. Fatih burası benim dedi, ülketi benim dedi, vakfetti. Tamam, böyle kabul edelim. Fatih kapatmış mı? Halı döşemiş mi o zaman? Hayır. Yani o zaman halı var. Binlerce yıldır halı diye bir şey var. Halı icat etmedi değil. Koskoca Fatih Sultan Mehmet bile kendisi büyük bir padişah olarak İstanbul'u fethettikten sonra bile dünya önünde duramadığı dönemde bile halıyla kaplatmamışken biz şimdi halıyla mı kaplatacakmışız? Vallahi yemin ediyorum elim bile yoruldu şu karaktersizleri size göstereceğim diye. Yani videoyu vereceğim oraya, sonra telif atıyor çakallar. Yani videomuzu yani kanalımızı kilitlettiriyorlar ki onların yani televizyon programlarını yayınladık diye. Ama bakın hiç kesmeden adamların konuşmalarını, program yapmış olduğu programları Halk TV'de size gösterdim. Ya orada diyor ki halıyı diyor, hani halı sereceklermiş. Sen bir kere namaz kılan adam değilsin. Ayasofya'ya gelecek adam değilsin. Senin umrunda bile değil yani. Bir kere dinle, alakan bile yok yani ya. Yok zararmış, yok halı seriyormuş, Fatih sermiş mi sermemiş mi? Seni ilgilendiriyor mu kardeşim ya? Yani sen abdest almayı bile biliyor musun? Uzaktan yakından bile senin alakan yok ya. Uzaktan yakından bile alakan yok. Siz gidiyorsunuz işte hani o Ömer Lütfü Avşar gidiyor yurt dışında, Londra'da, Belçika'da, İsviçre'de, İngiltere'de okuyorlar işte üniversitelerin, işte Orhan Pamuk gibi, bu Ömer Lütfü gibi. Ondan sonra orada kendileri asimile oluyorlar. Kendi Türklüklerini, kültürlerini, kendi dinini unutup onlara uyuyorlar. Onlara karıştıkları için onların gözüyle bakıyorlar. Şimdi onlar ne der diyor. Şimdi onların yapısına, onların eserine biz böyle nasıl derler
hani fethedersin de orayı hani yağmalarsın ya. Sanki yağmalıyormuşuz gibi. Kardeşim 86 yıl önce zaten orası mescitmiş. Zaten orada namaz kılınıyormuş. Şimdi bugün oraya ayakkabıyla tuvalete giriyor çıkıyor. Ayakkabıyla geziyor. İçeride soyunuyorlar. İçeride dondurma yiyecek içecek her haltı yapıyorlar. Hiçbir sorun yok. Sen oraya Denizli'den getirdiğin hakiki %100 halıyı, tertemiz halıyı oraya seriyorsun ve şimdi mescit olduğu için her gün orada dezenfektalar, temizlikler, bakımlar daha titizli, daha dikkatli olacak. Şu anda çünkü ibadet edildiği için daha temiz olacak, daha fazla temizlikçi çalışacak. Sen kalkmışsın oraya, yok yapıya zarar verir, yok esere zarar verir. En son açılışına hani engel olamadınız, buraya kadar hani engel olamadınız. Önce dediniz ki ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan niçin diyor 18 yıldır yapmadı? Neden diyor 2002'de açmadı? Bir emrine bakardı bu iş diyor. Önce böyle söylüyorsunuz. Sonra da Danıştay açtıktan sonra ya diyorlar bunu mahkeme kararıyla niye açıyorsun? İstersen hani bir mühürle açabilirsin. Bir mühürle açsaydı eğer mahkeme aracılığıyla açmasaydı bir hafta sonra ne diyecektiniz? Bak açtıktan sonra bak diktatör. Mahkemeye bile başvurmadı. Kendi kafasına göre açtı, siyasete alet etti. Ayasofya'yı bak, dini siyasete alet etti. Şimdi adam mahkeme kararıyla açtı, ne oldu? Siyasete alet olmadı. Yani daha seçime de 2-2,5 yıl var. Yani siyasete alet değil. Birileri yapar, birileri bakar. Birileri çalışır, üretir, birileri iftira atar. Çelme takar. İşte siz onlardansınız. Abdest almayan, caminin yolunu bilmeyen, hayatında alnı secdeye değmemiş siz kalkıyorsunuz. Halıdır, kilimdir, imamdır, rengi yok turkuazdır, yeşildir. Ya sen sana ne işte ya? Sana ne? Seni alakadar eden bir şey var mı? Senin mıntıkan mı? Alakan mı ya? Çıkıyorsun işte Halk TV'ye laf konuştu, balkaba hesabı. Ağzına lafı geveleyip duruyorsun. Bir halk da değil yani. Adam halı sermiş. Sermiş de halı sermiş. Hangi eve halı serdiniz diye evin orijinali bozuluyor ya. Halı sermeyin. Hangi evin ya? Allah'ını seversen oraya ayakkabıyla girdiğin bir parkeyi düşün, evi düşün, betonu. Oraya halı serip de üzerine normal ayakkabısız girdiğinizi düşün. Hangisi daha sağlıklı? İşte karaktersiz. Avrupa'ya gidip de Avrupa'ya azimeli olduğu için, onların kültürlerini, geleneklerini kaptı, benimsediği için onların gözüyle bakıyor. Onların Türkiye'deki temsilcisi, onların iç yaşamış olduğu acıyı daha iyi anlıyor. Onların avukatlığını yapıyor ülkemizde. Onlar bize bu kadar ses çıkarıp seslerini yükseltemiyor. Sizin yaptığınız kadar yapamıyor. Zaten onlar geriye çekildi. Bizden daha çok saldıran bizim temsilcimiz var. Ön ayağımız var Türkiye'de diyor. CHP'miz var diyor. Senin saldırın kadar onlar saldırmıyor. Allah'tan dışarıdan bize hani dış güç olarak bizi tehdit olarak görenler yurt dışındakiler siz değilsiniz kardeşim. Onların elindeki yetki güç sizde olsa direktmen Türkiye'ye ambargo koyup Türkiye'yi yerle bir edeceksiniz. Şimdi bugün Yunanistan'ın bütün yöneticilerini hepsini indirelim. CHP'deki bütün kadroyu oraya yerleştirelim. Ertesi gün Türkiye'nin anasını ağlatacak bunlar. Türkiye'nin kapıları da kapadılar bir tane Türk girmesin diye. Bir tane Türk girmesin diye. İşte siz varken Ermeni'ye ne gerek var? Yunan'a ne gerek var? Batılı'ya ne gerek var? Onların uşağı olmuşsunuz. Türkiye'de onların adına faaliyet yürütüyorsunuz. Bizim Libya'daki askerimize lejyoner diyebilecek kadar aşağılık olmuşsunuz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ve Ayasofya'da da Allah'ın izniyle bakın açıldı. Gidin bir an önce namazınızı kılın ve Ayasofya'nın ibadetin, namazın, niyazın lezzetine varın. Biz yurt dışında olduğumuz için yetişemedik. Haftaya Allah izin verirse geleceğiz. Geli gelmez direkt Ayasofya'ya namazımızı kılıp oradan yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Ayasofya sadece bakın sadece bir müzeden camiye çevirme olayı değil. Oranın yapılışını, oranın mimarlarını, oranın daha sonra onarımını, Fatih Sultan Mehmet'in oranın fethini, oranın dünya çapında, bak Peygamber Efendimiz'in orada hadisi şerifi var, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti var, 537'de orası Ayasofya yapıldı.
34 sene sonra peygamberimiz doğdu. Bakın şu anda Ayasofya İstanbul'da muazzam bir yapı şu anda. O kadar gökdelenlerin olmasına, lüks rezidanslar, daireler, ultra yani her şeylerin olmasına rağmen şu anda Ayasofya hepsinin yanında parlayan bir ışık yapı olarak, görünüm olarak. 537 yılında bu yapı yapıldığında hiç gökdelen bir şey yok. Hepsi belki bir katlı ev, çadır, şu bu öyle yani çok böyle birer katlı, ikişer katlı ev en fazla, başka yok. O zaman bakın Mekke'de bak ne araba var, ne bir uçak var, ne bir şey var. Hiçbir teknoloji yok. Mekke'de bu peygamberimiz zamanında oraya gidip demediler mi? Ayasofya var, akıllara zarar. Peygamberimiz o zaman o Ayasofya'yı görüp o zaman demedi mi kine? Yani sahabelerine o zaman söylemedikler mi? O kadar öylesine büyük bir eser, yapı İslamiyet'e kazandırılmalı. Zaten kendisi buyurmuyor mu? Konstantinopol elbet fethedilecek. Orayı fetheden asker ne güzel asker, fetheden komutan ne büyük bir komutan diye zaten Peygamber Efendimizin orada hadisi bile var. Ayasofya bak 500 bugün bile yıldızken 534 yılında ne olduğunu varın siz hesap edin. Sadece müzeden camiye çevirmiş düz bir taş parçası değil orası. Binlerce cami var, binlerce de cami yapılır ama Ayasofya'nın farkı başka. Evet, hepinize kolay gelsin. Saygılar, sevgiler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.